Çok fena bir yağmur başladı arkadaşlar. Evet, şu anda da yağmur bu şekilde bayağı yağıyor. Bizi kurutan bir tesis sahibi. Saydık şu an. Aha. Aa, termal diye yola çıktık, yine farklı bir yere geldik arkadaşlar. Telefon çekmiyor, sinyal yok. Haritada olduğumuz konumda yol bile yok. Beyler. Evet, bu yol hiçbir yere çıkmıyormuş arkadaşlar. Geri döndük şimdi. Az önce ben buradan çat diye indim ha. Dayı kendi yapmış ha arabayı. Vuruldum kanka, araba vurdu beni. Dikkat et oğlum, uçurma. Böyle bayıkları göstereyim. Evet arkadaşlar, yeni bir video daha hoş geldiniz. Normalde bu videonun girişini kask kamerasından yapacaktım ancak şiddetli yağmurdan dolayı GoPro'yu kaskına takmak istemedim ve girişi bu şekilde yapıyoruz. Şu anda Ankara Otobanı üzerinde Mehmetçik Vakfı'ndayız. Üç arkadaş Üsküdar'da bir kafede oturuyorduk. Birisi ortaya bir laf attı, hadi Zonguldak'a gidelim denildi. Sonra Zonguldak'a boş verin dedim ben de. Ki madem gideceğiz motorlarımıza binelim, hem de eğlenceli bir yolculuk olur. Hafiften yağmur da yağacak dedim. Bu kadar yağacağını ben dahi düşünmüyordum. Gidelim Bursa'ya, Bursa'da gece döneri yiyelim dedim. Hiç kimse de hayır demedi. Sonra biz yarım saat içinde böyle evlere gittik, toplandık, hazırlandık, yola çıktık. Bu videonun girişini bu şekilde yapmış olalım. Şu anda yola çıktık, İstanbul'dan Bursa'ya doğru gidiyoruz. Aslında Zonguldak diye yola çıktık ama Bursa'ya doğru gidiyoruz. Bakalım yolda tekrar bir plan değişikliği olacak mı? Tamamen doğaçlama ilerliyoruz. Bakalım neler yaşanacak bu videoda. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir video olacak. Bilgilendirici kısmına geldiğimizde yağmur şartlarında aslında dikkat etmeniz gereken konulara değinmeye çalışacağım. Özellikle yağmurda yola çıkacaksanız tüm ekipmanlarınızın tam olmasına dikkat etmenizi en baştan öneririm arkadaşlar. Şimdi geçelim hadi diğer videolara, başladığımız yola çıktığımız videolara. Sonrasında kask kamerasında buluşuruz. Çok fena bir yağmur başladı arkadaşlar. Ufak bir mola verdim. İki arkadaş daha bana katılacak. Sonra yola devam edeceğiz. Bayağı bir ıslandım. Arkadaşlar bir çay molası verdik. Şu an çay içiyoruz. Motorlarımız da bu şekilde yüklü. Işıkta size göstereyim. Çok bir şey almadık zaten. Çadır, bir çadırlık eşya aldık. Şurada Okan'ın motorunda matlar var. Burada bir tane çadırımız var. Burada bir tane NC var. Bende de NC var. Okan'da da CRF var. 3.10'da yollardayız. Evet, yola çıktığımız arkadaşları da sizlere tanıştırayım. Burada Ahmet abi var. Onda Honda NC750X değil mi? X var. Benimki S olduğu için bazen karıştırıyorum. Okan'da da Honda CRF Rally var. Üçümüzde de Honda motosikletler var aslında. Evet, şu anda da yağmur bu şekilde bayağı yağıyor. Zaten yeterince ıslandık. O yüzden biraz dinlenelim dedik. Şu an Mehmetçik Vakfı'nda dinleniyoruz. Biraz da yağmurun dinmesini bekliyoruz açıkçası. Çünkü zaten buraya gelene kadar bayağı bir ıslandık. Herkes de ekipman tam olmadığı için de biraz mola verme, bekleme kararı aldık. Evet arkadaşlar, Yalova'ya geldik. Bursa'ya kadar gidemeyeceğiz muhtemelen. Bazı arkadaşların alt yağmurlu olmadığı için onlar biraz fazla ıslandı. Yalova'da herhangi bir yere çadırımızı kuracağız. Orada kalacağız. Böyle saçım başım da dağıldı. Kasktan dolayı. Şimdi burada bir yere çadırı kuracağız. Burada konaklayacağız bu gece. Şimdi arkadaşlar, burada çayımız, kahvemiz var. Çadırımızı da şuraya kurduk. Böyle zifiri karanlık bir yerdeyiz. Burada tabii biraz ışık var. Burada bir şelale su akıyor. Şurada da Türk bayrağımız var. Böyle bir yere çadırımızı kurduk. Birer çay, kahve içip yatıp uyuyacağız. Evet arkadaşlar, Zonguldak'a yola çıktığımız, daha sonrasından Bursa'ya çevirdiğimiz ve yolda tekrar karar değiştirerek Yalova'ya geldiğimiz vlogun ikinci günündeyiz aslında. Şu anda Yalova'da Çınarcık tarafında sanırım Ormanika isimli bir kamp alanına geldik. Gece saat yaklaşık 3-4 civarıydı. Buraya giriş yaptık. Hani açık kapalı olduğunu da bilmiyorduk. Geldik, girdik, böyle kimse de yoktu. Direkt çadırımızı şuraya kurduk. Zaten bir çadır kurduk, onun içinde üçümüz yattık. Daha sonra sabah zaten buranın sahibiyle de tanıştık. Hatta böyle Doğal Yaşam Derneği'nin de buradaki başkanıymış Ahmet abi. Onunla tanıştık, sağ olsun bayağı yardımcı oldu bize. Sizin halinizden ben anlarım dedi. O da bisiklet turları vesaire yapıyormuş buralarda. O sağ olsun bize bayağı yardımcı oldu. Elbiselerimizi falan aldı. Soba yaktı içeride. Sobada elbiselerimizi kuruttu. Hani benim üstüm çok ıslanmamıştı ama arkadaşların yağmurlukları su geçirdiği için onların bayağı ıslanmıştı elbiseleri falan. Onları kuruttu. Bayağı yardımcı oldu açıkçası bize. Şimdi burada da kahvaltımızı yaptık. Bize de bir rota çizdi. Buraları gezin dedi Yalova'da. Onun çizdiği rota doğrultusunda buradan çıkış yapacağız ve biraz dolaşacağız, gezeceğiz. Burayı da şu şekilde göstereyim size. Burası Ormanika kamp alanı. Buralarda tamamen çim olacakmış. Bir dahaki sezona. İşte burada masalar vesaire var.
çadırınızı kuruyorsunuz. Yan tarafta hemen böyle su akıyor. Su sesi eşliğinde kampınızı yapabiliyorsunuz. Hemen aşağıda zaten bir restoranı da var yine Ahmet abilerin. Orada da yemek yiyebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz. Serpme kahvaltı sevenler için serpme kahvaltı var. Tabak kahvaltı, işte gözleme vesaire kahvaltı çeşitleri, yemek çeşitleri de var. Arkadaşlar da çadırları topluyor. Evet arkadaşlar, bir pişmanlık var mı? Yok, gayet mutluyuz. Şu an herkes mutlu, kimse pişman değil. Değiliz. Pişman ama değiliz. Ama pişman olmamamızın bir sebebi var. Ne? Bizi kurutan bir tesis sahibi. Evet, Orman Hikaye tekrardan. Vallahi esnaflık görmedim, esnaf diyorum. Gerçekten ya. Yani teşekkür adam edelim. Sobayı bizim için yaktı ve bizi kuruttu resmen ya. Allah razı olsun. Bu tesisi göstermem gerekirse de burada oturarak kahvaltı vesaire de yapabiliyorsunuz. Ahmet abi de burada çalışıyor. Şurada alabalık var. Canlı alabalık tesisi. Şöyle balıkları göstereyim. Balık yemeye de gelebilirsiniz buraya. Ve güzel bir tesisi var. Burada da Ahmet abi burada konaklıyormuş. Bir tesis var. Dediğiniz gibi yemek vesaire her şeyi burada bulabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Ahmet abi de burada, işletmenin sahibi, bize bayağı yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz ona da tekrardan. Biz abi. Biz teşekkür ederiz. Tüm motorcuları Orman Hikaye huzurun adresine bekliyoruz. Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz gerçekten. Görüşmek üzere. Evet, şimdi toplandık. Ahmet abi ve ekibi bizi uğurluyorlar. Sağ olsunlar, bayağı ilgilendiler gerçekten. Tekrardan ellerinize kollarınıza sağlık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir daha emekli olursam motor alacağım. Abi senle gezelim, motor al. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Termal'e doğru gidiyoruz. Yalova'nın zaten Termal'i meşhurdur. Orada biraz dolaşacağız, gezeceğiz. Ben varım. Evet, intercomlarımız da bağlandı. Üçümüzde de KN Master, KN 6100'ler var. Üçümüz de birbirimizi duyuyoruz. Bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Telefonun çekmediği yerler oluyor çünkü orada dahi bağlantı kopmadan konuşabiliyoruz, iletişim halinde kalabiliyoruz. Dün geceden bahsetmek gerekirse ben çok fazla ıslandım diyemem. Hatta ben yağmurluktan dolayı hiç ıslanmadım neredeyse. Bir ara sadece ayaklarım biraz ıslanır gibi oldu. Ona da hemen poşet geçirdim. Yani milli 1000 poşetimiz ya daha 101 poşetimiz bu sorunu çözdü. Ama Ahmet abi alt yağmurluğu bayağı su geçirdi. Ona hatta işte durduk bir yerde poşet falan sardık bacaklarına. Okan'ın üst yağmurluğu biraz su geçirdi. Herkesin böyle tam değildi aslında ekipmanı. O yüzden kiminin üst tarafı, kiminin alt tarafı ıslandı. Normalde biz Bursa'ya diye yola çıkmıştık. Ama böyle ıslanmalar falan olunca hasta olmaya gerek yok dedik. Ve Yalova'da duralım dedik. Düz diyor, düz diyor. Şu toprak yol diyor gençler. Evet, intercom bu işe yarıyor işte. Arkadaşlar gitti, hemen onlara sesleniyorum bu taraftan diye. Araç gelmiyor, serbest gelin. Evet, dün işte böyle ıslanmalar falan olunca bu kamp alanına geldik. Yani ne çıkacağını bilmiyorduk aslında, biraz böyle şans geldik. Bir defa daha teşekkür ediyoruz. Çünkü o sobayı yakması, elbiselerimizi kurutmamız bizim için çok değerliydi. Elbiseyi kurutmasaydık şu an... Aha! Vuruldum kanka, araba vurdu beni. Şu an suratım full su. Müsait bir yerde dursanıza. Kanka araba sudan geçti ya, full direkt yüzüme fışkırdı. Yok, ağzımın içine girmedi Allah'tan da, vizör de açıktı. O kanka, kazları korkutma. Şurada duruyorum. Ahmet abi, bez var mıydı sende? Hadi bay. Hepsi bir tarafa bakıyor ha. Ne diyorduk? Araba yüzümüze tam 12'den su fışkırttı, böyle kameraya falan geldi. Su dolu çukurdan geçince. Yani Ahmet abinin işte o sobayı yakması, bizle ilgilenmesi gerçekten bizim için çok değerliydi. Biz yoksa o ıslaklıkta, ıslak elbiselerle yola çıkamazdık. Şu an bayağı yeni rota oluşturduk. Biraz daha gezeceğiz. Yani buna olanak sağlamış oldu. Rotamızı da oluşturdu. Manzara da böyle. Yine İstanbul'a çok yakın bir rotadayız. Biz köprüden geldik. Siz mesela buraya gelmek istiyorsanız İdo ile vesaire de gelebilirsiniz. Pendik'ten, Yenikapı'dan arabalı İdo'lar var. Onlara motosikleti atarak çok kolay şekilde gelebilirsiniz. Sanırım Yenikapı'dan 1 saat kadar sürüyordu.
termal diye yola çıktık. Yine farklı bir yere geldik arkadaşlar. Su düşen şelalesine geldik. Haritaya termal yazınca belde olan termalin merkezine götürmüş bizi. Gelmişken burayı görelim dedik. Yalnız bura bir yere gidiyormuş gibi görünmüyor. Haritada yok bura ha. Arkadaşlar telefon çekmiyor, sinyal yok, haritada görünmüyor. Haritada olduğumuz konumda yol bile yok. Nereye gidiyoruz belli değil. Arkadan çok iyi çok iyi diye bağırıyorlar. Oo beyler. Kanka. Oo Ahmet abi tekerin sarmaya başladı ben sana söyleyeyim. Kanka yukarıda çekil, yukarısı daha güzeldi. Dikkat et oğlum, uçurma. Mükemmel oldu kanka. Evet bu yol hiçbir yere çıkmıyormuş arkadaşlar. Geri döndük şimdi. Termale de uğramayabiliriz. Çünkü termalde motorları bırakmamız lazım. İşte ekipmanları yanımızda taşıyarak böyle içeride gezmemiz lazım falan. Çok zaman kaybetmeyelim. Motorla gezelim istedi arkadaşlarımız. Az önce ben buradan çat diye indim ha. Orta burnuna doğru gidiyoruz. O da zaten yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta. Orta burnuna bakacağız ne varmış. Kaldığımız mekanın sahibi orta burnuna gidin demişti bize. Orası da güzel demişti. Orada bir çay içeceğiz. Sonra bir sonraki hedef noktamıza hareket edeceğiz. Şimdi orta burundan da çıktık arkadaşlar. Teşvikiye'ye gidiyoruz. Böyle asıl amacımız aslında böyle köy yollarında doğayla iç içe sürmek. Buralar da tam böyle istediğimiz gibi aslında yollar. Köpeği gördüm, şirazem kaydı ya. Böyle bol oksijenli bir yolculuk oluyor bizim için. Dayı kendi yapmış ha arabayı. Evet go kart. Oğlum kaldırımı yol kadar yapmışlar ha. Buralar çok... Oğlum buraya bile gece çadır kurulurmuş ki şuraya. Evet Teşvikiye'ye gelmek üzereyiz arkadaşlar. Bayağı güzel böyle köy yollarından gidiyoruz, geçiyoruz. Evet arkadaşlar Teşvikiye köyünün içinden geçtik. Böyle bir alana çıktık. Gerçekten çok güzel bir alan. Hatta şurada ağaçların arkasında falan da çadır kurulabilir. Güzel. Yemyeşil bir alan. Böyle biz gerçekten bayıldık. İnsanlar da gelmiş piknik falan yapıyorlar. İşte gel burada topunu oyna vesaire. Güzel düzlük bir alan. Bunun bilgisini de verelim istedik. Biz burada biraz durduk, sohbet muhabbet ettik. Daha doğrusu sigara molası vermiş olduk. Şimdi gideceğiz Teşvikiye'nin ünlü pidesini yiyeceğiz. Sonra da belki bir şelaleye uğrar ve İstanbul'a dönüşe geçeriz. Buraya normalde araçla girilmiş. Biz de o yüzden girdik motosikletle. Teşvikiye'nin içinden dümdüz geliyoruz ve buraya çıkıyoruz.
Sol tarafta normalde bir akarsu varmış ama kurumuş sanırım. Şu an akmıyor gördüğüm kadarıyla. Bayağı insanlar da zaten buralara gelmişler böyle piknik yapmaya, mangal yapmaya. Burada mesela bir çay bahçesi gibi bir şey var. Faaliyette değil ama doğası gerçekten şu an çok güzel. Biz tabii sonbaharda denk geldik. Böyle tam havanın güzel olduğu kısımlara denk geldik. O yüzden aşırı keyif alıyoruz diyebilirim. Öndeki arkadaşlarım da biraz sabırsız beni beklemeden gittiler. Evet arkadaşlar, Teşvike'ye geldik, gördük. Normalde buradan Erikli Yaylası'na geçecektik ancak burada Elif restoran var, aile çay bahçesi var. Burada pide yedik. Teşvike'nin pidesi ünlüymüş. Normalde iki rotamız buradan Erikli Şelalesi'ne geçecektik ancak biz biraz fazla oyalandığımız için gittiğimiz her yerde fazlaca mola verdiğimiz için saati çok geç yapmadan gidelim, feribota binelim, İstanbul'a geçelim istedik. O yüzden şimdi Yalova merkeze doğru yola koyulduk. Zaten yine 40 dakikalık bir yolumuz var. 40 dakika boyunca yollarda olacağız. Hem de Erikli için daha sonra tekrar Yalova'ya gelmek için bir bahanemiz kalsın istedik. Erikli Şelalesi'ni görmek için de tekrar geliriz dedik. Bir sonraki gelişimize sakladık Erikli Şelalesi hakkımızı aslında. Yalova gezisi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi tekrar yola koyulduk, İstanbul'a dönüyoruz. Bizim için böyle 1,5-2 günlük güzel, çok keyifli bir kaçamak oldu. Yağmurda bol bol ıslandık. Farklı bir deneyim yaşadık ve gerçekten böyle doğaçlama oldu. Kafamız nereye eserse oraya gittik. Nerede eserse orada durduk. Farklı farklı noktalarda mola verdik. Güzel oldu ya. Gerçekten çok keyif aldık. Şimdi arkadaşlar çok yağmurlu bir havada biz yola çıktık ki bu yağmur yağacağını bilerek biraz yola çıktık. Eğlence olsun, aksiyon olsun diye aslında yola çıktık. Birçoğumuzun da ekipmanları tam değildi. Yağmur için tam değildi aslında. Çoğumuzun değil, hepimizin bütün koruma ekipmanları vardı ama yağmur için uygun koruma ekipmanları yoktu bazılarımızda ki benim ayakkabılarım mesela bir yerden sonra yağmur geçirmeye başladı. Ayağıma poşet bağladım. Benim eksiğim aslında ayakkabı tarafı oldu. Herkesin farklı bir eksiği vardı. Hatta sıraya değinelim. Ben yağmurluklarımdan memnundum mesela. Bende Speedy'nin altı üstlü yağmurluğu var. Bunu da Kanal Elektronik'ten almıştım. Şimdi yağmurlu hava koşullarında sürmek gerçekten çok keyifli. Ama bütün ekipmanlarımız tamsa keyifli aslında ve yağmurda hani normal bir yağmurda yürüyüş yapmadığınız için, motosiklet sürdüğünüz için o yağmur damlaları da böyle bir kurşun etkisine bürünüyor ve hani damladığında vizyonunuz açıksa yüzünüze geldiğinde bayağı acıtıyor, can yakıyor. O yüzden bütün ekipman tam olması lazım. Mesela benim gibi bir gözlük kullanıyorsanız yağmurda tamamen buğu yapıyor. İşte kaskınızda bir pinlock yoksa buğu yapıyor. Pinlock olması lazım ki ben gözlüğü mesela yağmur yağdığında takmıyorum. Yanımda lenslerim var. Hemen lenslerimi çıkarttım. Lenslerimi takmıştım. Lenslerle devam etmiştim. Gözlük de çekilmez bir hale geliyor. Ayakkabı tarafından şikayetçiydim ben. Mesela ayakkabılarım YDS'nin motosiklet botu var şu anda ayağımda. Yarım botları var YDS'nin. Ona rağmen su geçirdi bir yerden sonra. Ekipmanlarınız yetersiz olabilir. Hemen orada böyle sonuca gitmeniz lazım. Uygun çözümler bulmanız lazım. Ahmet abinin mesela pantolonu bir yerden sonra su geçirdi. Zaten böyle suya dayanıklı diye geçiyor. Su geçirmez diye geçmiyordu onun pantolonu. Bir yağmurluğu yoktu alt tarafında. Ona hemen bir çözüm bulduk. Çöp poşeti bulduk uygun bir benzinlikte ve çöp poşetini giydi aslında. Kestik. O yüzden uygun ekipman seçimi gerçekten önemli. Benim mesela altım üstüm Speedy'ydi. Uzun bir süre su geçirmedi yani sağanak yağmurda sürmemize rağmen. İçime hiç su geçirmedi. Ben Speedy'nin yağmurluğundan memnun kaldım ama Ahmet abi Speedy'nin eldivenlerinden memnun kalmamıştı. Şimdi Okan'a gelince Okan'ın neye eksikti dediğimizde Okan'ın mesela ayakkabıları vesaire su almadı. Alt tarafındaki yağmurluk çok iyiydi. Yine onu piyasadan almış. Hani normal bir motosikletçiden, aksesuar satan bir yerden almış. Herhangi bir sorun yaşamadı. Ama üst tarafındaki yağmurluğu da yine aynı şekilde normal bir motorcudan üstü yağmurluk olarak almış ayrı olarak. Ama üst tarafta yağmurlukta sorun yaşamıştı. Yine montunun içine kadar su geçmişti. O yüzden de zaten Bursa'ya gitme fikrinden vazgeçtik.
Ve sonrasında Yalova'da uygun bir yerde kamp yaptık ki o da güzel şeylere vesile oldu. Orada Ahmet abiyle tanıştık. Oradaki Ahmet abi de işletme sahibi Ahmet abiyle tanıştık. Şimdi aslında bu yolculuğun ve bu videonun da sizlere ve bizlere faydası şu oldu. Biz bu yolculukta işte uzun bir yolculukta, yağmurlu bir yolculukta veya kötü hava şartlarında yola çıktığımızda yanımızda nelerin olması gerektiğini veya anlık bir karar vererek yola çıktığımızda yanımızda nelerin olması gerektiğini çok daha iyi anladık. Sizler için de şöyle bir faydası oldu. Biz bunu deneyimledik. İyi bir yağmur yiyerek deneyimledik aslında ve sizlere aktarmaya çalıştım. İyi bir yağmurluk, gerçekten kullanıcı deneyimi iyi olan bir yağmurluk, iyi bir eldiven, iyi bir ayakkabı gerekiyor böyle bir yola çıkacaksanız. Ki uzun yola çıkacaksanız bu hava şartlarında, işte bu mevsimde bir yağmur geldiğinde gerçekten önemli. Hani yaz şartlarında değiliz şu anda, sonbahar şartlarındayız. Bir elbiseniz ıslandığında yazdaki gibi bir günde bir gecede kurumuyor. Eğer kurutmazsanız uygun koşullarda uzun süre öyle ıslak kalıyor. Bu da eziyet oluyor bir yerden sonra size. Islak şekilde seyredemiyorsunuz zaten. Benim mesela bir kısımda yağmurluğumun önü açıktı, montumun da önü açıktı. Omuzuma rüzgar almışım. Bayağı ağrımıştı omuzum. O yüzden böyle bir yola bu mevsimde çıkıyorsanız her şeyinizin tam olması gerekiyor. Şimdi mini bir konvoy yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Yalova merkeze doğru gidiyoruz. Oradan İdo Seferi görünmüyor normalde ama bakacağız. Eğer İdo Seferi yoksa Negmar denilen bir araçlı feribot var. Onu deneyeceğiz. Eğer o da yoksa zaten geldiğimiz gibi köprüden gideceğiz. Gitmeyi deneyeceğiz. Bir şekilde artık İstanbul'a gideceğiz. Zaten saat erken olduğu için ve vaktimiz olduğu için yavaş yavaş gidiyoruz. Düz gideceğiz. Bu araçlar sağa geçiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yalova merkezdeyiz. Burada böyle bir sahil yolu var. Burada biraz yürüdük, gezdik, dolaştık. 7 seferine de bilet aldık. Vapura bineceğiz. Pendik'te ineceğiz. Arabalı vapurla geçiş yapacağız. Normalde yer kalmamış. Ama sağ olsunlar yardımcı oldular. Yedekten falan bir şekilde yazdılar. Alacaklar bizi vapura. Buradan İstanbul'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Yalova gezimiz bu kadardı. Evet, motorlarımızı da İdo'ya yüklemek üzere, gemi geldiğinde İdo'ya yüklemek üzere buraya çektik. Şimdi İdo'ya bineceğiz ve İstanbul'a geçeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.